İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftaya başlarken Borsa İstanbul'da yönün aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Ancak son 10 dakikada muhtemelen değişecektir. Yukarı doğru hareketini sürdürecektir diye düşünüyoruz. Fakat 9000 puanı yeniden yoklaması için epey bir yol alması gerektiğini düşünüyoruz. Ana Haber'de bugün 1. bölümde Yasin Kaplan gelecek. Birazdan Dijital Pazarlama Okulu kurucusu. Yasin Kaplan bu konuyla ilgili yazdığı kitabı da aynı zamanda tanıtacak programımızda. Dijital Pazarlama Okulu neler yapıyor? Bir defa pazarlama sektöründe yapay zekanın etkisi nedir? Bunu konuşacağız. Yeni bir meslek olarak doğdu mu acaba yapay zeka pazarlaması ve yapay zeka eğitmenliğinin yeni bir meslek olarak hayatımızda ne zaman ne kadar yer alabileceğini konuşacağız. Yapay zeka müşteri memnuniyetini artırıyor mu ve artırması için neler yapılabilir? Dijital iz nedir? Bunu anlayacağız. E-ticarete faydalarını konuşacağız. Duygu analizi de yapıyor yapay zeka aynı zamanda. Hedef kitlenin duygusunu ölçümleyebiliyor. Yapay zeka ile ticarette başarılı olmanın yolları ve sırlarını konuşacağız, formüllerini. Ayrıca yapay zeka ile müşteriyi anlamanın, davranışları tahmin etmenin yollarını, reklam sektörünün yapay zeka ile birlikte değişen dinamiklerini ve yapay zekanın keza sosyal etkilerini konuşacağız. Yapay zeka devriminin geldiği noktayı birazdan Yasin Kaplan'la ele alacağız. İkinci bölümde Erdem Çalışkan geliyor, Enhancer CEO'su. Erdem Çalışkan'la teknolojide ve dijital dönüşümde sürdürülebilirliği konuşacağız. Sürdürülebilirlik açısından. Dijital dönüşümün zorlu ve yüksek maliyetli süreçleri var bildiğiniz gibi. Bu süreçleri şirketler atlatabilmek için daha ucuz ve daha düşük maliyeti atlatabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini konuşacağız. Elbette bütün şirketlerin dijitalleşmesiyle ilgili bir süreç var ama maliyetini göz önüne alarak düşük maliyetli ve en kolay yararlanılabilen dijital çözümleri sunacak. Şu anda pazarın büyüklüğü yaklaşık 17 milyar dolar civarında ve bu pazar çok bölünmüş durumda. Pazardaki en büyük oyuncunun pazardaki payı %1. Dolayısıyla pazardaki diğer oyuncuları yan yana getirdiğimizde çok bölümlenmiş bir pazar var. Bu elbette kimi zaman iyi, kimi zaman kötü ama pazarda bu kadar çok bölümlenmiş bir yapının olması da aslında pazarın yönetimini zorlaştırıyor. Bu yüzden pazarda bazı şirketlerin öne çıkması en azından %3-4-5'lik paylar alması halinde bir regülasyona gidilebileceğini düşünüyoruz. Bugün Amerikan seçimleriyle ilgili geride kalan 15 günü konuşacağız. Amerikan seçimleri bildiğiniz gibi 5 Kasım'da yapılacak ve Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yerine aday olan, daha doğrusu onun görevi bırakması üzerine aday olan, affedersiniz, Kamala Harris'in adaylığıyla Donald Trump'ın arasındaki puan farkı şu anda neredeyse kapanmış durumda. Oysa bundan birkaç hafta önce Kamala Harris'in 7-8 puan önünde olduğunu biliyoruz Donald Trump'ın ama şimdi Donald Trump'ın önüne geçtiğini görüyoruz. Aradaki farkın çok oynak olduğunu belirtiyor kamuoyu anketleri. Amerikan kamuoyu anketlerinin elbette Türkiye'de yapılan kamuoyu anketlerinden biraz farklı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü orada daha fazla denek kullanılıyor ve bu deneklerin kullanılmasıyla birlikte standart sapması düşük araştırmalar ortaya çıkıyor. Bu sebeple daha iyi sonuçlar alınabilecek son birkaç gündeki anketlere bakacağız. Eğer o son birkaç gündeki anketlerde de yine aradaki fark kapanmazsa, yani o bir puanlık fark kapanmaz ve Donald Trump lehine açılmazsa, yeni Amerikan Başkanı'nın Kamala Harris olduğunu söyleyebiliriz. Böylece demokratlar bir kez daha ipi göğüslemiş olacaklar. Türkiye'de asgari ücret tartışılıyor. Asgari ücret 2025 yılında 25 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Asgari ücret şu anda 17 bin lira. 25 bin lira günün koşulları bakımından ve enflasyondaki gelişmeleri dikkate aldığımızda çok düşük gözükmekle birlikte muhtemelen üzerinde durulacaktır. İşçi, işveren sendikaları bir araya gelerek daha yüksek bir asgari ücret belirlemiş olacaktır. Ama asgari ücretin çok yüksek belirlenmesi de enflasyon hesaplarının şaşmasına yol açıyor. Bu bakımdan bunun da üzerinde durmak lazım. Boeing, dünyanın en büyük uçak şirketlerinden Amerikan Boeing, şirketin sendikayla anlaşması sonucu, geçici anlaşması sonucu bugün hisseleri %3.6 yukarıya doğru gitti. Bu üstelik de geçici anlaşma. Muhtemelen yarın, yarından sonra kalıcı bir anlaşma yapıldığı takdirde çok daha hisse senetlerinin yukarıya doğru gideceği bir süreç başlayacaktır. Yurt dışı borsalarda işlem yapanlar açısından bu son derece önemli. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 34.26'da yukarı doğru hareketli. Bugünü
kötü geçirdiği Türk lirası dolar karşısında yukarı doğru giden bir doları seyretmek zorunda kaldık. Yavaş yavaş 35 telaffuz edilmeye başlıyor. Artık 35'i muhtemelen bu ay sonuna doğru telaffuz etmeye başlayacağız diye düşünüyoruz. Euro TL'de 37.19'dayız. Yönü aşağıda. Euro'da bir değer kaybı var. Türk lirası bugün euro karşısında iyi bir performans sergiledi. Pound'da bakalım. Pound, İngiliz Pound'u 44.63'teyiz. Yönü aşağıda. Frank da yön yukarıda. Frank Türk lirası karşısında bugün müthiş bir atak yaptı. 39.68'de ve 40'ı yakında yakılacak. Euro dolar paritesi 1.0847'de aşağı doğru hareketli yatay sayılabilir. 0.002'lik bir düşüş söz konusu. Düşüş sayılmaz. Dolar endeksi 103.64'te yukarı doğru hareketli. Bugünü 0.15 yukarıda geçirdi. Dolar için bugün iyi bir gün çünkü Fed'den gelen iyi haberler var. Altına bakalım. Ons altın 2731 dolarda yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Gram altında yeni bir rekor geldi. 3017 liradayız bugün itibariyle. Tekrar yukarı doğru yolculuğu sürüyor. Gram altın hem ons altından güç buluyor hem de dolar kurundan güç bularak yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Eğer yarın da dolar TL yukarı doğru gitmeye devam ederse, ons altında bir miktar kendini yukarıya doğru taşıyabilirse, gram altında 3030, 3040, 3050'li seviyeleri görebiliriz. Lira bazında söylüyoruz. Brent petrol 74 dolar 36 sentte ve bugünü %1.78 yukarıda geçirdi. Brent petrol yeniden kendine geldi. Geçen hafta, önceki haftalarda 70 doların altına kadar tırmanışı vardı, aşağı düşüşü vardı. Bunu engellediler. Şimdi OPEC Plus ülkeleri bir yeni fiyat politikası sayesinde petrolü yukarı doğru taşımaya başladılar. Amerikan Batı tipi Texas petrolü NYMEX 70 dolar 56 sentte 70'in üzerine çıktı. Tekrar aşağı doğru inebilir. 1.94'lük kazanç var bugün NYMEX petrolünde. Dünya ticaretinin önemli göstergesi, dünya ticaretinin barometresi diyebileceğimiz Baltic Dry Endeksi 1576 puanda bugünü %1.13 kayıpla geçirdi. Dünya ticaretinin bugün zayıf olduğunu görüyoruz ama yarından sonraki duruma bakacağız. Elbette buna sebep olan unsurların başında İsrail'le Hamas arasındaki savaş, İsrail'le Lübnan arasındaki savaş fiyatların ve hacmin aşağı doğru gitmesine yol açıyor. Bitcoin'e bakalım, kripto paralara. Bitcoin 67.372 dolarda. Bugünü %1.54 aşağıda geçirdi. Çok büyük bir kan kaybı değil ama geride bıraktığımız iki haftayı düşündüğümüzde 57-58 bin dolarlardan buralara kadar geldi. Tekrar bir 70 bin dolar sınırını yoklar mı yoklamaz mı bunu son seansta Profesör Hakkı Öztürk'e soracağız. Ethereum'da 2668 dolardayız. Yukarı doğru hareketli. Bugün 0.51'lik bir kazanç vardı Ethereum'da. Ethereum için iyi bir gündü. Diğer kripto paralara da baktık. Orada da yine yükselişler var. Diğer kripto paraların pek çoğu Ethereum gibi yükselirken Bitcoin ile birlikte hareket eden, aşağı yönlü hareket eden birkaç kripto paranın olduğunu da ifade edelim. Borsa İstanbul 8.685 puandaydı son baktığımızda. %1.23 aşağıda. Banka endeksi çok aşağıda. Banka endeksi bugün 1.97 düşüşteydi. Ve muhtemelen son dakikalarda yeni bir satış geldiği takdirde bunun bir miktar daha yukarı doğru gitmesi beklenebilir. Yani banka endeksinin aşağı doğru gitmesi. Dolayısıyla endeksin de kendini 8600'de sabitleyebileceği bir süreç olabilir. Birazdan kapanış rakamını birlikte göreceğiz.
Evet, Borsa İstanbul tahmin ettiğimiz gibi günü düşüşle kapattı ve 8600'ün üzerinde tutundu. 8654 puanla BIST 100 endeksi %1.58'lik kayıp var. Haftaya iyi başlamadık. Ancak bu iyi başlamayışımızın altında iç dinamiklerimiz yatıyor. İçeride gelen haberler, negatif haberler Borsa İstanbul'un yukarı doğru gitmesini engelliyor maalesef. Tabii yabancı takasının da çok düşük olduğunu hatırlatalım. Şu anda Borsa İstanbul'daki yabancı takası %16 seviyesinde, tarihi en dip seviyede, yabancının olmadığı yerde, yerlinin kendi arasındaki alış satışıyla Borsa İstanbul ancak bu kadar canlanabiliyor. Ancak ve ancak yabancı tekrar döndüğünde, ki yabancının dönebilmesinin koşulları var bildiğiniz gibi, döndüğü takdirde Borsa İstanbul'da yeniden hareketli günler başlayabilir. Ama birazdan Hakkı Öztürk'le konuşacağız. Acaba borsada yön nereye doğru gider diye son seansta kendisiyle konuşmaya çalışacağız. BIST 30'a bakalım. Borsa İstanbul'un büyük şirketlerinin toplandığı yer. Şirketlerin, bankaların, holdinglerin ve diğer sigorta kuruluşlarının toplandığı yer. 9583 puanda. %1.88 kayıp da burada kendini gösteriyor. Borsa İstanbul'un genelindeki kayıplara bakalım, orada daha az. 9934 puandayız. %1.46'lık kayıp var. Ve bu kayıp sayesinde Borsa İstanbul'un geneline yayılan daha düşük kayıp aslında küçük hisse senetlerinin daha az düştüğünü gösteriyor. Büyük hisse senetlerinin, bankaların, holdinglerin hisse senetlerinin çok daha fazla düşüş gösterdiğini ifade ediyor. Bu yılbaşı itibariyle yürürlüğe giren enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen bir açıklama var. Hazine ve Maliye Bakanı, mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması olduğunu anlattı ve 2023 itibariyle düzeltme öncesi tüm mükelleflerin bilançolarında yer alan aktiflerinin toplamı 17.4 trilyon lirayken düzeltme sonrası 48.6 trilyon liraya çıktı. Böylece şirketlerin kasasına fazladan bir para girmiş oldu. Enflasyon düzeltmesi böylesine ya da enflasyon muhasebesi böylesine bir faydalı işe de yol açmış oldu. Şirketlerin nakit akışını en azından daha kolaylaştıran ya da daha genişleten, daha esneten bir uygulama halinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük 9.1 milyon metreküp gaz üreteceğiz dedi ve yeni YEKA anlaşmaları, yenilenebilir enerji anlaşmaları ile ilgili yarışma tarihlerini de açıkladı. Bu arada tarihleri not alırsanız, eğer bu işlere girmek istiyorsanız, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde yatırım yapmak istiyorsanız, rüzgar enerjisi santralleri için YEKA yarışma tarihi 28 Ocak 2025, güneş enerjisi santralleri için yarışma tarihi de 4 Şubat 2025 olarak duyurulmuş durumda. Güneş ve rüzgardan daha fazla enerji elde etmeye dönük kapasite artışını planlama açısından son derece önemli. Yurt dışı üretici fiyatları Eylül ayında %32.35 oldu. Yurt dışı üretici fiyatları geçen yıla kıyasla %2.25, geçen yılın Aralık ayına kıyasla %23.34 bir artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, 50 milyar euroluk bir satın alma gücü hedefimizde yer alıyor diyor. Paris'te düzenlenen bir fuarda konuştu. Bu fuarda 60. yılını kutlayan bu fuarda 130 ülkeden dağıtım, ithalat, ihracat, ağlama ve hizmetler, tarım sektörü olmak üzere 7500 firma katılıyor. Burada Türk şirketleri de ciddi bir gövde gösterisi yapıyorlar. Son haberimiz BofA'dan, Bank of America'dan. Bank of America Türkiye'deki bankaları yeniden notladı. Türkiye'deki bankaların ağırlıklarını yeniden belirledi ve Halkbank'la Vakıfbank için düşük performans belirledi. Buna mukabil Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi'ye daha yüksek bir puantaj verdi. Bu dört banka için yatırım tavsiyesi niteliğinde karar aldı. Ama iki kamu bankası ile ilgili, Halkbank ve Vakıfbank ile ilgili düşük bir değerlendirme yaptı. Bu hisselerden biraz kaçınması gerektiğini söyledi. Elbette bu Bank of America'nın tahmini, dolayısıyla sizi ya da bizi etkilemez.
Yapay zeka ve dijital pazarlama üzerine Türkçe yazılmış bir kitabı konuşacağız. Bu kitapla birlikte elbette yapay zeka sektöründe ortaya çıkan yeni durumlara kendimizi nasıl uyarlayabileceğimizi de anlamaya çalışacağız. Reklam sektörü buna göre yenileniyor, dijital sektör buna göre yenileniyor. Şirketlerin yapısal sorunlarının çözümünde de yine yapay zekanın çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla yapay zekayı kullanarak reklam yapabilmenin daha kolay yollarını bulabilecek durumdayız. Hatta kendi reklamlarınızı kendiniz yapabilecek noktaya gelebilirsiniz. Ama öncelikle yapay zekayı kullanmanız gerekiyor. Bunları konuşmak üzere Yasin Kaplan bizimle birlikte. Dijital Pazarlama Okulu kurucusu Yasin Kaplan. Hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Yasin Kaplan? Sonra kitabınızı da bir bize tanıtmanızı isteyeceğim ayrıca. Tabii ki. Aslında dijital pazarlama deneyimi olarak 15 yılı aşmış bulunuyoruz. Yasin Kaplan aslında üniversitenin son yılında bir taraftan da tabii kendimi bir girişimci olarak da konumlandırıyorum. Tabii. 2008 yılında MOVE dijital ajansımızı kurduk ve aslında o ajansla birlikte dijital yolculuk başladı. Bu süreçte tabii çok fazla hikayeyle karşılaştık. Çok fazla markaların da bu süreçte büyümesine de şahitlik ettiğimiz için dijital pazarlamada son yıllarda özellikle internetin gelişimiyle birlikte çok hızlı büyümeye başladı. Ben o yıllardan beri global araştırmaları da, yerel araştırmaları da sürekli takip ediyorum ve her yıl çift haneli büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu pazarda bir taraftan büyürken bir taraftan da nitelikli istihdam, markaların bu konularda çözüm üretebilecek doğru kişilere ulaşması, doğru ajanslara ulaşması gerekiyordu. Ve bu süreçte aslında kitabın da böyle gidişatı bu şekilde, yani böyle bir süreye bakacak olursak, 2014 yılına geldiğimizde biz dijital pazarlama okulunu kurduk. Bu işin eğitimini verelim, bu işin teknik anlamda markalar bu anlamda kendilerini nasıl daha iyi geliştirebilir, kişiler nasıl donanımlı bir hale gelebilir, bunların uygulamalı anlamda bir eğitim ve etkinlik platformu kurduk ve bu platformda tamamen dijital pazarlama stratejilerinin her birinin ayrı ayrı modüler eğitimler olmak üzere uygulamalı olarak reklam panellerinden hedefleme nasıl yapılır, doğru kitleye nasıl ulaşılır, doğru reklam nasıl verilir, nasıl reklamlarınızın kalitesi artar ve daha yüksek dönüş alırsınız gibi birçok uygulamalı eğitimle süreç devam etti. Tabii sahnelerdeydik, çok fazla eğitim anlattık, gittik bu konulara ama bunu devam ederken… Daha çok kimlere anlatıyorsunuz? Mesela hangi sektörlere gidiyorsunuz? Evet, aslında birçok sektörü kapsıyor. Tabii e-ticaret, dijital pazarlamada evet. En çok bütçe giden işlerden bir tanesi sektörün ama otomotivden sağlığa, özellikle sağlık turizminin Türkiye'deki pazar payının artması ile birlikte tüm sadece yerelde değil globalde de yani Türkiye'deki birçok sağlık turizm firması dünyanın birçok ülkesinde reklamlarını veriyor ve daha doğru bir şekilde daha düşük maliyette bunu nasıl yapacak? Bunun aslında sırlarını vermeye çalışıyoruz. Burada hem kariyerini bu tarafta geliştirmek isteyen bir kitle var, bir bireyler var hem de bu anlamda daha başarılı nasıl oluruz diye düşünen markalar var, kurumlar var. Birçok sektöre hitap ediyor dijital pazarlama. Burada bu kişilere ve kurumlara eğitim vererek başladık. Sonrasında tabii bir taraftan da bu eğitmenlik kimliğinin yanı sıra bir taraftan da bir kitapla da bunu kaleme alıp. Kitap fikri nasıl çıktı? Ne kadar zamanda ortaya çıktı? Ne tür kaynaklardan yararlandınız? Nasıl bir sonuç elde ettiniz şu ana kadar? Aslında çok ses getirdiğini söyleyebilirim. Oldukça ilgi çekti. Çünkü yapay zeka en popüler konulardan bir tanesi son dönemde. Oldukça dikkat çekiyor. Bizim sektörde de birçok sektöre de dokunduğunu ve çok hızlı ivmelendiğini görüyoruz. Önceki senelerde aslında webin gelişimini World Wide Web dediğimiz WWW'dan başlarsak Web 3 dediğimiz dönemdeyiz şimdi. Burada konuştuğumuz kavramlar blockchain teknolojisi, NFT, Metaverse gibi kavramlar. Ama tabii bunların hepsi bir taraftan teknolojik olarak ilerlese de yapay zeka çok ciddi bir ivme kazandı. Evet. Metaverse gün zamanında da çok fazla insanlar ne olacak bu dünya, nasıl değişecek dedi ama oradaki hız daha yavaş ilerliyor. Ama günümüzde yapay zeka geldiğimizde oldukça kullanılabilir araçlar var. Birincil tüketici bile çok rahatlıkla bir panele girip yapay zeka ile bir çalışma yapabiliyor, bir soru sorabiliyor artık. Çok hem güzel araçlar var hem de doğrudan başucu kaynaklarımız haline gelmeye başladı. Bu anlamda da dijital pazarlama, zaten kitabın aşkı da bir aşk kitabı gibi. Kitabın adı yapay zeka dijital pazarlama aşkı diye şöyle gösterebiliriz belki alabiliriz. Ekranda zaten arkadaşlarım şu anda yan tarafta da gösteriyorlar. Süper. Burada aslında ikisinin kesiştiği noktayı anlatmaya çalıştık. Yani yapay zeka kullanarak dijital pazarlama stratejilerinizi nasıl artırabilirsiniz? Bir taraftan da
En büyük teknoloji şirketleri, yani dijital pazarlama yaparken işte Google, Meta gibi teknoloji şirketlerinde de altyapı olarak kullanılma şeklini anlattık burada. Yani arka tarafta nasıl çalışıyor? Makine öğrenimi nedir? Bu şekilde bunun aslında önce bir teknik olarak kafada oturması için bu kavramları anlattık. Ardından da kullanılabilecekleri araçları, işte nasıl yaratıcı içerikler üretebilirler, nasıl kreatif videolar, görseller üretebilirler, nasıl metinleri doğru yazabilirler, yani o ilgili algoritmaların diliyle doğru konuşabilirler. Bunları kaleme almaya çalıştım aslında. Bir başucu kitabı gibi bir kitap ortaya çıkmış oldu. Kaynak olarak da tabii global tarafta çok fazla gelişme var. Oradaki tabii. Makaleleri sürekli zaten takip ediyordum. İşimde eğitimmenlik de gereği bu kaynakları sürekli takip ediyordum. Benim kendi şahsi bilgisayarımda bununla ilgili birçok kaynak listesi var. Dedim bunu kitaba dökmeliyim ben artık. Evet. Hem kendi kazanımlarım, hem kendi deneyimlerim, hem oradaki kaynaklardan da faydalanarak bir kaynak çıkarmış olduk ortaya. Peki, şimdi yapay zekanın reklama ve pazarlamaya olan uyarlamasını anlatmanızı istiyorum. Yani reklamda ve pazarlamada ayrı ayrı tabii reklam ve pazarlama birbirinden çok ayrı disiplinler. Evet. Gerçi ikisini bir arada telaffuz ediyoruz genellikle reklam pazarlama deyip. Evet. Oysa birbirinden çok farklı. Doğru. Yani pazarlamayı iyi yapıp reklamı iyi yapmazsanız olmuyor. Ya da reklamı iyi yapıp pazarlamayı yapamazsanız o da olmuyor. Evet. Tabii her şeyin başı üretim. Yani önce üreteceksiniz, sonra bunları doğru bir reklam kanalından doğru stratejiyle pazarlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Reklam ve pazarlamada yapay zekanın kullanımıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki şöyle, aslında bahsettiğimiz üretim bir ürün de olabilir, bir hizmet de olabilir. Yani elbette, şu an Türkiye'den tabii. Hizmet anlamında da ihracat yapan veya bu işi sunan bir taraftan da yoğun bir şekilde bu işe bütçe harcayan markalar da var, ürün bazında da var. Şimdi bunları zaten biz ürün hizmet bazında sınıflandırıyoruz ve hedef kitlesini de sınıflandırıyoruz. Evet. Burada aslında yapay zekanın kavram olarak hayatımızda yeni olmadığının bir altını çizeyim. Yani 1950 yılında Alan Turing diye birisi diyor ki makineler öğrenebilir mi? Tabii. İlk soruyu burada soruyorlar. Sonrasında 1956'da bir konferansta ilk kez yapay zeka terimi kullanılıyor. Yani aslında eski bir konu ama son 2 yılda, 3 yılda çok büyük bir popüler hale. Aynen yani. Öyle. Evet. Şimdi burada algoritmalar şunu öğreniyor. Aslında hedeflenebilir. Şu an internet dünyasında sosyal medyaya girdiğimizde hepimizin, ben konferanslarda da çok fazla soru alıyorum bununla ilgili. Bir şey konuştuk diyor. Nasıl aynı anda reklama çıktı önüme. Evet. Şimdi aslında bu makine öğreniminin bir parçası. Yani tabii. Makineye bir sinyal, yani burada platformların sinyalleri var. Bizim kaydırış davranışımızdan göz hareketlerimize kadar, bizim beğendiğimiz sayfalardan yaptığımız yorumlara kadar, bizim iletişim mecralarındaki yazışmalarımızdan ses kayıtlarımıza kadar bunlar aslında filtre olarak kullanılıyor. Evet. Ya bu tabii dinlemek derken hani burada bir casusluk gibi bir dinlemeden bahsetmiyoruz. Evet. Bizim uygulamaların birçoğunda mikrofon izni veriyoruz bu uygulamada indirdiğimizde. Biz dinlemeleri mucize değil aslında. Doğru. Ama buradaki anahtar kelimelerden bizim neyle ilgili olduğumuzu sistem öğrenip, algoritmaya aslında bir data gidiyor. Makinenin de öğrenim mantığı, yani yapay zekanın da öğrenim mantığı bu. Geçtiğimiz günlerde bir konferansta bu atasözünü yapay zekaya uyarlamışlar. Ne koyarsan aşına o çıkar kaşığına diye bir şey var. Data da aslında, yani yapay zeka ne verirsek, ne data verirsek o kadar gelir. Aynen öyle. Bravo. Karşımıza da bu çıkıyor. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Burada da kullanmak istedim. Yani aslında bu datayı doğru bir şekilde, doğru sinyalleri, doğru datayı beslersek yapay zekaya karşısında doğru bir şekilde sonuç almış oluyoruz. Yani burada iki tane ana faktör var aslında pazarlamanın ve reklamcılığın başarılı olabilmesi için. Bir tanesi kreatif, yani görsel yaratıcılık diyelim. Evet. Çünkü kullanıcının karşısına bir reklamla gidiyoruz her zaman. Tabii. Reklam da her zaman aslında kullanıcı bazında sevilmeyen bir şey. Tabii. Yani onu ikna edebilmemiz lazım. Bir görselle, bir videoyla, belki de bir metinle onun ikna edip o reklama etkileşime geçmesini. Aynen öyle. Bu da yaratıcı bir içerikli oluyor. Ve bunu da yapan aslında yapay zekanın araçlarını kullanarak bu araçlarla sonuca gidebiliriz. Bir de yine teknik bir terim olacak belki ama A-B testi dediğimiz A-B testi var dijitalde. Evet. Yani biz her zaman doğru bir olmayabiliyor. Yani bir görseli, bir hedef kitle diyelim. Diyelim ki 10 bin kişilik bir hedef kitle grubu var. Evet. Bu kitlenin 10 bin kişisinin 5 binine bir görsel gösteriyor. Örneğin mavi tonlu bir görsel. Evet. Diğer 5 binine de kırmızı tonlu bir görsel tamam. gösteriyor. Hangisi kazanıyor? Hangisi daha çok insan etkileşime giriyor? Hangisi daha çok tıklıyorlar? Bunun sonucunu alıp aslında en başarılı bulmaya çalışıyor sistem. Yani tekliflendirmeyi de buna göre yapmış oluyor aslında. Reklamın başarısı öyle ortaya çıkıyor. İkinci ana konu da hedef kitle. Az önce söylediğim, yani işin yaratıcılık görseli tamam, videosu ya da tamam. Ama bunu da doğru kitleye göstermem lazım. Bu da işte bu sinyallerle oluyor. Bu sinyallerde de aslında mecralarda bıraktığımız izler sayesinde, o dijital iz dediğimiz kavram da oradan çıkıyor.
Bir de kendi datalarımız var, kendi varlıklarımız. Yine makineye öğrettiğimiz konu. Mesela bizim örneğin bir e-ticaret sitesi olabiliriz, yine bir hizmet sektöründe olabiliriz. Diyelim 15 bin müşteri datamız var. Adı, soyadı, telefon ve iletişim. Tabii ki kişisel verileri koruma kanunuyla bu gizleniyor, hashlenerek. Tabii. Biz bu datayı ilgili reklam platformuna, herhangi bir sosyal medya platformu olabilir, yüklüyoruz. Diyoruz ki bakın benim, ya makineyle konuşuyoruz aslında, benim 15 bin kişilik müşterilerim bunlar. Bunlara benzer davranışta olanları bul. Yani yine bir data veriyoruz, yine bir öğrenim öğretiyoruz sisteme ve sistem gidip benim datalarıma göre eşleşen diğer kullanıcılara bulmaya çalışıyor. O yüzden dijitalde reklamlar daha alakalı, daha doğru kişiselleştirilmiş reklam dediğimiz her reklamı görmüyoruz. İlgili, alakalı o hafta içerisinde ya da o gün içerisinde araştırdığımız bir ürün, hizmet neyse o karşısına çıkıyor kullanıcının. Hangi sektörler Türkiye'de yapay zekayı daha iyi kullanıyor, daha hızlı kullanıyor? Yani penetrasyon bakımından soruyorum. Evet. Aslında benim yine girişimcilik tarafında da, bu arada memleketimde Kayseri, Kayseri'den de biliyorsunuz bir girişimcilik şeyi var. Ölmek gibi olmasın Kayseri. Aynen öyle. Ha. Dolayısıyla o girişimcilik tarafı her zaman bir motivasyon. Aynı zamanda startup geliştirme merkezleri var. Ülkemizde oldukça yaygınlaştı çoğu. İşte Koç Üniversitesi girişimcilik merkezi var, İTÜ Çekirdek var, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin QM Beyond projesi var. Yine İslam Ticaret Odası'nın Bilgi Ticaretleştirme Merkezi var. Bunların hepsinde hem eğitim olarak hem de mentorluk olarak yer almaya çalışıyorum. Yani bu projelerin, girişimlerin, startupların dijital bir hikayesini yazmaya çalışıyoruz. Evet. Bir yol haritası çiziyoruz aslında. Nereden başlamalılar, hangi adımlarda nasıl ilerlemeliler diye. Bu süreçte de aslında hem bu verileri araştırırken hem de eğitimlerden bu datalara bakarken yapay zeka tarafında en çok kullanılan sektörün aslında sağlık sektöründe olduğunu, yani oradaki teknolojiler, orada geliştirilen sektörün sağlık sektörü. En fazla yapay zekanın kullanıldığı sektör. Aynen öyle. Sağlık sektörü. Sağlık sektörü şu anda önü ipi çekiyor diyelim. Otomotivde nasıl, yine savunma gidiyor. Sanayinde diğer oralarda sektör, tabii, oralarda yani çok değil. Yakın aslında veriler çok birbirine yakın. Savunma sanayi, otomotiv yine orada da yoğun bir kullanım var. Gelişimi için çok fazla rol olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu tip startupları da çok görüyoruz. Ülkemizde çok fazla, yani bazı trenlerin kaçırılma hikayesi vardır ya geçtiğimizde. Evet. Bu treni kaçırmayacağız gibi umut ediyorum diyeyim en azından. Ne durumdayız hakikaten? Yani yapay zekanın kullanımından ziyade yaratımı, kreatif tarafında baktığımızda ne görüyoruz? Evet. Kullanım olarak da aynen öyle. Kullanım olarak zaten ilgiliyiz. Çok fazla bir kullanım oranı var. Bunu söyleyebilirim. Evet, biz yani penetrasyonda şahaneyiz. Aynen öyle. Facebook, Twitter kullanımında dünyada ikinciyiz yani. Doğru, hemen. Doğru. Öyle birçok sosyal medya uygulamasında yönetimde ilk üçteyiz. Ama tabii uygulamada da yani yine arka tarafta mutfağına baktığınız zaman işin üretim açısından, fikir açısından çok fikir var. Ve bunları işte bazı önce bahsettiğim startup geliştirme merkezleri desteklerle daha büyütmeye çalışıyor. Yani hem finansal destek hem mentorluk desteği. Bu destekleri vererek bu projelerin büyümesini sağlıyorlar. Dolayısıyla fikir olarak, proje olarak dinlediğimde gerçekten heyecan verici ve tutacağını, büyüyeceğini düşündüğüm birçok fikir ve proje var. İnşallah hepsi de doğru bir çalışma metodolojisiyle hayata girer ve ülkemiz kazanır diye yine umut ederim. Peki sizin yapay zeka okulunda neler öğretiyorsunuz ve kimlere öğretiyorsunuz daha evet, çok? Evet, bizim dijital pazarlama tarafında dijital pazarlama okulunda yapay zeka bir ders olarak, yapay zeka ve dijital pazarlama bir ders olarak başladı. Bugün de hatta sabah Kadın Girişimciler Kurulu'na, kadın girişimcilerimize bir eğitim verdik. Oldukça keyifliydi. Yine onları da aktarmaya ve eğitimlere devam edeceğiz. Bir taraftan da bizim daha önceki programlarda konuştuğumuz Dijital Çaylak diye bir projemiz var. Evet. Sektöre yeni giren, yeni mezunlar, hatta bu sadece yeni mezun değil, kariyerini değiştirmek isteyen birçok kişi de oluyor. Yani farklı bir sektörde kariyer yapmış, artık dijital pazarlama sektörüne girmek istiyor. Ve bize başvuruyor ve biz aslında bu önce iki aylık bir eğitim süreci var. Bu iki aylık eğitimde A'dan Z'ye dijital pazarlamayı anlatıyoruz. Bütün başlıkların işte arama motorundan tutun da sosyal medya uygulamalarına nasıl iletişim yapmasından, nasıl reklam yöneticilerine kadar tecrübeli eğitmenlerimiz konuları uygulamalı olarak aktarıyor. Sonrasında staj var. Yine ajans tarafımız olduğu için orada aktif verilerden, yani eğitimde aslında pasif, yani herhangi bir reklam panelinden, sıfır bir panelden her şeyi kuruyorlar. Ama sonrasında staj süresine girince gerçek verilerle çalışıyorlar, gerçek rakamları görüyorlar. Aktif olan bir reklam hesabı, aktif olan bir pazarlama sürecinin içine giriyorlar. Ve burada da deneyimlemiş oluyorlar. Sonra da istihdam, eğitim, staj, istihdam dediğimiz 3 süreç var. Sonrasında istihdam ediyoruz. 2 Kasım'da başlıyor yeni programda. İlgi olan arkadaşlara ne kadar kurlar halinde sürdürüyorsunuz? Yani kaç ders? Genellikle çeyrek dönemler halinde aslında 3-4 ayda bir programı yeniliyoruz. Aynen öyle. Nasıl katılıyorlar ve koşulları ne? Dijitalçaylak.com diye bir adresimiz var. Dijital Pazarlama Okulu yazıp da yine bulabilirler Google'dan. Burada insanlar
önce başvuruyorlar. Başvuruda tabii şeye bakıyoruz, kriterlerimiz biraz daha bu konuya gerçekten ilgili mi? Dijital pazarlama ilgili bir araştırma yapmış mı? Bu mesela hiç bilmeyenlere tabi tutuyor musunuz? Hiç bilmeyenler tabii şey, biraz şansı düşük oluyor. Yani hiç bilmeyen derken isteği olabilir. Zaten katılacağın hiçbiri hiç bilmiyor. Ama isteği önemli, motivasyonu önemli. Yani burada gerçekten... Bunu öğrenebileceğini düşündüğünüz. Aynen öyle. Mesela bu mülakat sorularımızdan bir tanesi, buradan da kopya vermiş olalım. Diyoruz ki mesela bu sektörde takip ettiğin 3 tane ajans ya da kişi ismi söyle. Bak ne kadar ilgilisin. Güzel. Bunu görelim. Peki. Dolayısıyla bu gibi hani araştırmayı seven, bu sektörü sadece seviyorum değil, biraz da araştırmış olan birileri olsun istiyoruz. Bu kişiler başvuruyor ve buradan devam ediyoruz. Bir taraftan da dijital pazarlamada bu diğer modül eğitimlerimiz de var. Yani her biri bir başlık. Örneğin yapay zeka ayrı bir başlık. Dijital reklamcılık ayrı bir başlık. Sosyal medya kriz yönetimi ayrı bir başlık. Mesela sosyal medya bazı markalar ciddi problemler yaşayabiliyor. Bu krizi nasıl yönetecek? Nasıl bir iletişim kurmalı? Bunları da anlattığımız böyle workshoplar oluyor. Evet. Son iki dakikamız. Orada da yapay zekanın müşteri memnuniyeti konusunda neler sağladığını anlatabilirsiniz. Öyle noktalayalım. Elbette. Yapay zeka tarafı aslında tabii bir taraftan pazarlama süreciyle o müşteriye dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Dokunduktan sonra müşterimiz olduktan sonra da tabii o müşteriyi mutlu etmek ve o müşterinin memnuniyet süresi ve devamlılığı önemli. Ve o noktada da aslında ona yapacağımız özel kurgularla, yani bu yapay zeka vereceğiniz promptlar deniyor ona, verdiğiniz çıktıları alması için ona bir data veriyorsunuz yine. İşte müşteriye sunulabilecek ekstra olanaklar, bunları nasıl elimizde tutabiliriz ve bununla alakalı nasıl stratejiler geliştirebiliriz, bunları aktarıyoruz yapay zeka tarafında. Tabii bir taraftan da bunun gri tarafı da var, yani bunu olumsuz kullanan insanlar da var. İşte zaman zaman karşımıza çıkıyor bir ünlünün konuşmasını taklit etmiş yapay zekayla. Sanki gerçekmiş gibi. Burada da dikkat etmesi gereken konuda şeyi önerelim. Yani kullanıcılar bu reklam, böyle bir reklam gördüklerinde gerçekten bankaysa, bu bir banka reklamı gibiyse, o bankanın gerçekten resmi adresi mi? Uzantısına baksınlar, o URL'sine, linkine. Bu gibi olumsuz deneyimlerde duyuyoruz. Her işin güzel tarafı olduğu gibi gri tarafları da duyuyor. Tabii, aynen. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Kalkmayın lütfen. Çok Yasin Kaplan'la konuştuk. Dijital Pazarlama Okulu kurucusu, aynı zamanda kendi yazdığı kitabını tanıttı. Şimdi çok kısa bir ara. Şirketlerin dijitalize olması tabii günümüzün gereği, ama şirketler dijitalize olurken aynı zamanda bir maliyet hesabı yapmak zorundalar. Dolayısıyla küçük şirketlerin küçük maliyetlerle kendilerini dijitalize edebilecekleri bir süreç var. Bunu arayıp bulmak mümkün. Yani bütün dijital süreçlerin yüksek maliyetlerle karşımıza çıkmadığını bilmek lazım. Ne derler? Herkese uygun, her bedene uygun dijital bir sürdürülebilir komponent geliştirmek mümkün. İşte bunları, yani kişiye göre, şirkete göre ya da bedene göre uygun
giysiyi oluşturabilmenin yollarını gösterecek bir konuğumuz var bizimle birlikte. Erdem Çalışkan bizimle birlikte. Enhancer CEO'su Erdem Çalışkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ederim Erdem Bey. Tabii. Ben 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra kariyerimin ilk 11 senesinde çok uluslu firmalarda Afrika, Orta Doğu, Türkiye bölgesinde çeşitli görevlerde bulundum. İkinci 10 senesinde daha çok Türkiye'de bulundum. Hem yerli perakende şirketlerinde, yabancı perakende şirketlerinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundum. Ve 2021 yılının sonunda Enhancer'ı kurdum. Evet. Şu anda da halen oranın. Nasıl bir şirket? Enhancer esas itibariyle, yani onu tarif etmek istediğinizde, bir bilmeyene anlatmak istediğinizde nasıl bir şirket kurumlar? Biz Enhancer'ı şöyle tarif ediyoruz. Biz yeni nesil teknoloji hizmetleri ve aynı zamanda da yeni nesil dijital ürünler üretmeye odaklanmış aslında büyük bir teknoloji örgütüyüz. Evet. Şu anda 300 kişilik bir teknik kadromuz var. Bu noktaya da… Bunların çoğu beyaz yakalı. Tabii, hepsi evet, beyaz yakalı aşağıda. Bu noktaya da 3 senede geldik. Vizyonumuz şu, biz 4 ana alanda, bunlar yazılım geliştirme, bulut teknolojileri, siber güvenlik evet. ve yapay zeka. Bu 4 evet. alanda aslında… Her türlü hizmeti verebiliyoruz. Evet ama ana olarak, teknoloji tabii bunun çok daha ötesinde kompartmanlara sahip ama bu 4 alanda… Aslında Türkiye'deki en büyük ve en fazla Ar-Ge yapan teknoloji üreticilerinden biri olmayı hedefliyoruz ve 3 seneyi geride bıraktık. Önümüzde de bir 4 senelik etap koyduk 2028 yılına sonuna kadar. Aslında ülkedeki en büyük teknoloji üreticilerinden biri olmak gibi bir vizyonumuz, hayalimiz, hedefimiz var. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Evet. Peki, şirketlerle nasıl bir iletişim içindesiniz? Yani size hangi şirketler geliyor? Onlara ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Yani siz kendinizi bir hastane, doktor gibi düşünürseniz, şirketler ayağınıza geldiğinde onlara nasıl bir terapi uyguluyorsunuz? Ana olarak odaklandığımız sektörler evet. var ve segmentler var. Biz başta bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyet gösteriyoruz. Asıl güçlü kasınız bankacılık, sigortacılık. Güçlü kısmımız bankacılık, sigortacılık. Bu alanda… Mesela bankalara ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bankalara aslında her nevi bankacılık yazılımı konusunda hem sistemlerin arka tarafındaki core tarafta dediğimiz yazılım süreçlerinde veya dijital bankacılık dediğimiz kanala veya dağıtım hizmetlerine yönelik olan taraflardaki yazılımları yapıyoruz. Bunun yanında altyapıya yönelik de faaliyetlerimiz var. Bulut teknolojilerine değen ya da siber güvenliğe değen. Dolayısıyla demin saydığım bu 4 aslında dimensiyon içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genelde Enhancer'ın müşterileri kurumsal gruplar Türkiye'deki. Evet. 100'e yakın kurumsal müşterimiz var. Bu kurumsal müşterilere aslında Çağatay Bey sürdürülebilir bir hizmet vermek amacımız. Bu şöyle bir konu. Türkiye'nin bilgi teknolojileri pazarı 17 milyar dolar 2023 evet. itibarıyla. Şimdi buradaki teknoloji üreticilerini… İyi bir büyüklük mü bu 17 milyar dolar? Bizim nüfusumuzla kıyasladığınızda çok, ya da bizim bir ligde eğer mütalaa ederseniz o ligin içinde nerede duruyoruz? Gelişmeye açık bir rakam. Gelişmeye şimdi onu dünyadaki örnekleriyle bahsedeceğim. Lütfen. Ve Enhancer'ın aslında vizyonunu global bir vizyona bağlayacağım müsaadenizle. Şimdi 17 milyarlık dolarlık bir pazar, bunun içindeki en büyük teknoloji üretici şirketin pazar payı yaklaşık %2 ile 3 arasında. Çok ilginç. Mesela ben notlarda gördüm. Ya bu yönetilemez bir süreç. Evet. Yani %1. Mesela oyuncunun biri %10 olsa, o oyuncu mesela kendisinin etrafındaki birkaç yüzdelik dilimi etkileyebilir. Ama şimdi %1 sadece kendini etkileyebilir, kendisi dışındakileri çok fazla etkilemeyebilir. Evet. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu merak ediyorum. Girme açısından, startup ekosistemleri açısından, girişimcilik açısından iyi bir şey. Tabii. Fakat mali anlamda, kalite anlamında, siber güvenlik standartları anlamında, sürdürülebilirlik anlamında çok da problem olan bir konu. Dolayısıyla yani iki tarafı iki ayrı terazide tartmamız gerekiyor. Şimdi biz şirket olarak şu değer önermesini ortaya koyuyoruz. Biz sürdürülebilir bir teknoloji hizmeti veya sürdürülebilir bir dijital ürünü pazara verip bunu müşterilerimize sunma konusunda bir iddia ortaya koyuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun
birkaç boyutu var. Birincisi, sektörleri anlayan danışmanlarımız ve komisyonlarımız var. Yani biz bir sigortacılık şirketiyle ilgili ya da sektörle ilgili bir iş yaptığımızda buradaki gerçek derdi, ihtiyaçları o işin içinden gelen insanlarla beraber tespit etme, anlama ve sürekli o sektör temsilcileriyle evet. konuşma şansımız var. İkincisi, teknoloji sektöründeki en büyük problemlerden biri kaynak, evet. insan kaynağı. Balancer şunu görev edinmiştir. Biz tabii ki yetişmiş insan kaynağı da istihdam ediyoruz ama üniversitelerle işbirliğimiz var. Özellikle Anadolu'daki üniversitelerle. Evet. Genç arkadaşlarımızı 4. sınıftan alıp 6 aylık özel eğitim programlarına tabi tutup yetiştirip projelerimizin içine kazandırıyoruz. Evet. Yani böyle yüzlerce insan yetişiyor. Her sene hedeflediğimiz, planladığımız bir program var. Üçüncüsü de şirketlerin, teknoloji şirketlerinin maddi anlamda sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani ufak yapılar, ekonomik krizler karşısında kırılganlık gösteren yapılar, şirketimizi bu dalgalanmalara karşı da en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu üç boyuttan baktığınız zaman, Balancer Türkiye teknoloji pazarında sürdürülebilir, uzun vadeli bir partner olmayı, güvenilir bir partner olmayı bir değer önermesi olarak şu anda müşterilerine götürüyor ve her gün de bunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki küçük şirketler olan iletişiminiz nasıl? Yani büyük şirketler tamam, onlar zaten mecbur, onlar kapılarını açıyor. Siber güvenlik, bulut teknolojisi evet. gibi konularda mecburen bir altyapı yatırımı yapmak evet. zorunda. Evet. Ama küçük şirketler işte etine budune dediğimiz o evet. şirketler acaba evet. kendilerini nasıl dijitalize ediyorlar? Çağatay Bey, burada da şöyle bir yol haritası belirledik. Kurumsal şirketler ligi bahsettiğimiz gibi evet. sürdürülebilir hizmet istiyor. KOBİ segmenti dediğimiz segment aslında ülkemizin %65-70'i, yani ekonominin dinamosu bu şirketler. Evet. Bunun için de Balancer aslında ürünler üretiyor. Mesela en son bir fintech yatırımı yaptık Balancer olarak. Bu fintech yatırımının amacı yapay zeka destekli olarak KOBİ'lerin finansal danışmanı olmak. Yani bu ne demek? Ödeme alırken işte cep postan, web postan ya da bildiğimiz fiziki postan bir hizmet sunmak, nakit akışı ile ilgili KOBİ'ye yapay zeka destekli raporlar göstermek, elimizdeki açık bankacılık ürünlerini, asetlerini KOBİ'lerin kullanabileceği hale getirmek, böyle bir sürü hizmet sayabiliriz ve bunları çok uygun maliyetli, kesinlikle KOBİ'nin finansal dengelerini etkileyemeyecek bir halde sunmak istiyoruz. Mesela bir başka örnek, sigortadan vereyim. Evet. Mesela ufak çaplı sigorta şirketleri var. Bunlar sermaye anlamında gelişmeye açık şirketler. Bunların da teknolojik altyapılarını kullanmak için yine elimizdeki know-how'ları ürünleştirdik. Ve o ürünleştirme çerçevesinde yine makul maliyetle bu firmalara yormayacak şekilde ürünler üretiyoruz. Aslında yeni nesil dijital ürün diyerek anlattığım şey, reel sektör veya alıcısı KOBİ tarafından, küçük işletme tarafından, maddi olarak zorlamayacak ama teknolojik olarak onu en üst seviyeye getirecek, hazır, uğraşmayacak, hiçbir mazereye atılmayacak aslında ürünleri piyasaya vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla KOBİ'ler için bence çözüm hızlı, doğru maliyette ve güvenilir ürünlerin piyasada var olması. Evet. Mesela bir 150 kişinin çalıştığı bir KOBİ'nin dijitalleşme maliyeti sıfırdan, bütün her şeyi kapsayacak şekilde, bulut da dahil olmak üzere, ne kadar paraya mal oluyor ya da nasıl bir bütçe gerektiriyor sizce? Yani bunu kabaca vermek biraz zor, biliyorum. Evet. Yani çok zor bir soru sorduğumun farkındayım. Tam bir rakam söylemek zor ama bir yol. KOBİ'nin niteliğine evet, bağlı. Bir yol önermek bence önemli. Evet. Benim önerim, PaaS veya SaaS dediğimiz modeller var. Bunlar bizim teknoloji sektörünün aslında dinamo konuları. Evet. Dolayısıyla bir yazılımın toplam sahip olma maliyetine katlanmak yerine bir KOBİ'nin buna nakit veya EBITDA'sından ayrım yapmak yerine bunu kiralama yoluna gitmesi, evet. Düzgün hizmet şartlarıyla bir anlaşma yapması ve makul bir ekonomik çerçevede güncellenen bir yazılımı kiralama usulüyle, software as a service dediğimiz, ya da bu bir bulut platformuysa, bir yönetilen hizmetlerse, bunu da yine ya da bir siber güvenlik izleme hizmetiyse, bunu da yine bir hizmet olarak almasını ve piyasadaki firmalara rekabeti takip etmesine ve kendisi için en makul hizmete karar vermesini ben tavsiye ederim. Bu bir yazılımın lisansını almaktan ya da bir ekip kurmaktan, o ekibi istihdam edip idame ettirip bütün bu
aslında idare etmekten çok daha ucuz maliyete geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim tavsiyem doğru hizmet modellerinin, doğru kiralama modellerinin, bulut için de aynı şeyi söyleyeceğim, benimsenmesi ve benchmark yapılarak aslında bunlardan satın alma yapılması. Evet. Peki, lojistik sektöründe mesela dijital akımın aslında büyük şirketler için geçerli tabii ama küçük şirketler işte 3-4 kamyondan, birkaç tırdan oluşan küçük lojistik şirketleri hala böyle manuel yollarla çalışıyor. Telefon ediyorsun falan, kamyon geliyor, gidiyor falan gibi. Orada çok büyük bir boşluk var. Mesela o alanda neler yapılabilir? Yani onları bir toplulaştırma içinde nasıl yönetebilirsiniz dijitalize etmek için? İki şey söyleyeceğim. Birincisi, lojistikteki konu, birincisi maliyetlerin optimizasyonu, lojistikçi açısından bakarsak. Burada yapılması gereken şey, bütün araçların aslında rota optimizasyonuyla beraber doğru bir mantıkla aslında organize edilmesinden tabii gerekiyor. Bu yani günümüz dünyasında yapay zekanın da olduğu ortamda aslında araç takibin, işte 4.5G, 5G'nin konuşulduğu bir ortamda oldukça kolay bir optimizasyon algoritmasıyla rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. İkincisi de aslında yine müşteri hizmetleri ve siparişin gelmesi, faturanın kesilmesi gibi süreçlerin aslında basit ERP'lerle otomasyonu alınmasını ben tavsiye ediyorum. Bu da aslında demin anlattığım gibi bir KOBİ ürün paketlemesi. Biz o alanda faaliyet göstermiyoruz. Biz daha çok olayın finansal boyutunu odaklanmış durumdayız. Ama bununla ilgili mutlaka müteşebbis arkadaşlar çıkıp bu ürün paketlerini doğru maliyet setiyle verecekler. Modelleyebilirler diyor. Kesinlikle. Peki, çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Erdem Çalışkan'la konuştuk. Venhancer CEO'su. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.